mensupları hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün sizlere engelli bireylerin temel sorunları, bunlara çözüm önerileri ve bağımsız yaşam haklarını savunabilmemiz için onlara hazırlanması gereken yaşam standartları konusunda bir açıklama yapmak istiyorum. Türkiye genelinde engelli bireylerin istatistiki bilgileri en son 2011 yılı nüfus ve konut araştırması ile elde edilmiştir. Ve bu araştırmada Dünya Sağlık Örgütü tarafından geliştirilen kısaca ICF olarak bilinen uluslararası işlevsellik, engellilik ve sağlığın sınıflandırılması ile uyumlu olduğu söylenen bir soru setinden faydalanılmış. Fakat bu sınıflandırma 2011 yılından bu yana tam 7 kez güncellenmesine rağmen hala 12 yıl öncesinin verileriyle devam edilmiştir. Bu araştırmada altı farklı engellilik, görme, işitme, konuşma, yürüme, taşıma ve tutma ve öğrenme olarak gruplandırdığımız altı farklı engellilik durumuna ilişkin sorular sorulmuş ve 3 yaş ve üzeri en az bir engeli olan nüfusun oranı tespit edilmiştir. Bu çalışmaya göre, 2011 yılı çalışmasına göre Nüfusun %6.9'unun o dönem için 4 milyon 876 bin kişiye karşılık gelen en az bir engeli bulunduğu tespit edilmiştir. Burada kadınların %7.9'u, erkeklerin ise %5.9'u bir engelli olarak tespit edilmiştir. Kadın ve erkek farkı yaş arttıkça kadın yönünde artmaktadır. Yani kadın engellilik baskındır toplumda. Engellilik durumuna göre bakıldığında en büyük ağırlık taşıma, tutma ve yürüme grubundadır. Bu grup nedene yönelik açıklama sağlamamaktadır. Ayrıca 3 yaş üstü değerlendirme doğuştan gelen bazı engellilik durumlarını da göz ardı etmektedir. Kısacası halen kullanımda olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca açıklanan engelli verileri güncel değildir. Bu nedenle engelli çalışmaları net ve kanıta dayalı değildir. Bir diğer engellilik araştırması Türkiye İstatistik Kurumu'nun Türkiye Sağlık Araştırmasıdır. En güncel olanı 2014-2019 yılları arasındaki 15 yaş üstü vatandaşların genel sağlık durumu araştırmasında yer alan sadece genel verileridir. Burada genel yaklaşımla saplanan verilerde yaklaşık %15 oranında bir engellilik durumu olduğu gözlenmekte, daha doğrusu tahmin edilmektedir. Bu verilerde de kadın engellilik durumu görme, işitme, yürüme ve öğrenmede erkeğe göre çok daha baskındır. Bu iki veri sistemine göre nüfusun %7'si ile 15 arasında değişen, kabaca %11'lik bir nüfusa karşılık geldiği düşünülen bir gruptur. Kısacası yaklaşık 10 milyona yakın vatandaşımızın olduğunu sadece tahmin ediyoruz. Net verimiz elimizde yok. Engelli nüfusa yönelik veri ihtiyacı günümüzde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde kurulmuş olan Ulusal Engelli Veri Sistemi üzerinden sağlanmaktadır. Bu sistem alınmış engelli sağlık kurulu raporları üzerinden bilgi vermektedir. Buna göre ülkemizde sadece yaklaşık 2,5 milyon engelli kaydı bulunmakta ve engellilik çalışmalarının tersine, dünyadaki örneklerinin tersine daha erkek egemen bir veri havuzu bulunmaktadır. Bu sistem sadece başvuruları değerlendiren edilgen bir sistemdir ve buna göre değerlendirilen bir ekosistemde engellilerin hak temelli bir yaşam şekline kavuşmaları maalesef mümkün değildir. Ülkemizde ulusal engelli veri sistemine göre en büyük grubu oluşturan ortopedik engelliler, ülkenin trafik kazaları ve deprem gerçeğinin bir dışa vurumudur aynı zamanda. Bir diğer büyük grup olan zihinsel engeller ise akraba evliliklerinin yoğun olduğu bölgelerden rapor talebiyle karşımıza çıkmaktadır. Engellilik durumunu belgelleyebilmemizin tek yolu olan engelli raporları da engellilerimiz için hak kayıplarına neden olmaktadır. 20 Şubat 2019 tarihinde yayınlanan yönetmelikle daha önce engellilik düzeyi evet hayır ibaresiyle belirtilirken sonrasında tam bağımlı, kısmi bağımlı ve bağımsız ibaresine dönünce çok sayıda raporun engellilik oranında değişiklikler çoğunlukla da düşüş olmasına neden olmuş. Bu durum engelli bireyler için ciddi mağduriyetler yaratmıştır. 2019 öncesi raporların tekrar rapor için çağrıldıklarında ciddi hak kayıpları yaşadıkları gözlenmiş, önceki raporların devamının elzem olduğu izlenmiştir. Ayrıca sürekli ibaresiyle verilen raporların kurumsal taleplerle sürekli güncellenmesini istenmesi son derece anlaşılmazdır. Çünkü sürekli ibaresi engelliliğin değişmeyeceği vurgulamasına rağmen e, rapor güncelleme talebi hak kayıplarına neden olmaktadır. İş gücü katılıma bakıldığında 2011 istatistiklerine göre en az bir engeli olan erkeklerin iş gücüne katılımı sadece yüzde 35'lerdeyken kadınlarda yüzde 12 buçuk civarındadır. Kısacası engelli kadınların istihdam verileri çok üzüntü vericidir. Bilindiği gibi 50 ve daha fazla işçi çalışan özel sektör iş yerlerinde yüzde üç, kamuda ise yüzde dörtlük bir kota uygulamasına rağmen Türkiye'de 2011 verilerine göre tahmin edilen 5 milyon engellinin sadece 1 milyonu istihdamdadır. İşe yerleştirilen her 5 erkek engelliye karşılık sadece bir kadın engelli istihdam edildiği gözlenmektedir. Engellerin eğitim hayatında yaşadığı zorluklar, eğitimlerini tamamlayamamaları, istihdam engelinde yaratan faktörlerden biridir. Özel sektörün üniversite eğitimli birey talebi, kotaların dolmamasının en önemli nedenlerinden biridir. Biz talep ettik fakat işkur bize kadro temin edemedi yaklaşımı, kotaları maalesef boş bırakmaktadır. Oysaki engelli bireylerin çok azı eğitim hayatını zaten tamamlayabilmektedir. Engelli aylıklarına bakacak olursak 2013 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamından çıkarılarak Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na devredilmesi e, hak temelinden muhtaçlık temeline geçişe zemin oluşturmuştur. Yeni yapılan artışla bir asgari ücretin ancak 1 bölü 4'ü kadar olan engelli aylığı insani koşulları bulundurmamakta. Bakım veren aile üyelerinin sosyal güvencesizliği ise olayı tamamen muhtaçlık zeminine taşımaktadır. Engeller için savunduğumuz bağımsız yaşam hakkı ancak ve ancak devletin engellere bakış açısının değişmesiyle gerçekleşebilir. Uluslararası engelli kriterlerine dayalı, kriterlerin sürekli değişmediği, özlük haklarının tam verildiği, hane içindeki kişi başı gelir seviyesinin bir asgari ücret tutarının bir bölü üçünün değil, engellinin bizzat kendisinin gelirinin değerlendirildiği, en az bir asgari ücret üzerinden hesaplanacak ve dayanağı olan istihdam kriterlerinin uygulandığı bir düzenle gerçekleşebilir. Konuşmamı bitirirken kadın engelliler için hayatın daha zor olduğunu bilerek fakat imkansız olmadığını da göstermek amacıyla sizleri iki kadın engelli arkadaşımla tanıştırmak ve seslerine kulak vermenizi isterim. İlk arkadaşım Pelin Pekgöz Say, 34 yaşında albinizme bağlı görme engelli bir kişi. Kaynaştırma eğitimiyle normal bir okuldan mezun, daha sonra bir üniversitenin sosyal hizmet uzmanlığı bölümünden mezun olmuş. Yüksek lisansını ise aile ve evlilik danışmanlığı üzerine gerçekleştirmiş, hayatın içinden mücadelelerle geçmiş ama aktif bir birey. Şimdi sizi Pelin arkadaşımla tanıştıracağım. Buyurun Pelin Hanım. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ben bir engelli kadınım. Pozitif ayrımcılığı reddederek aktif yaşamın içinde var olmak ve ekonomik özgürlüğümü kazanarak bir yerlere gelmeye çalıştım. Ben aslında daha kolay bu noktaya gelebilirdim. Sosyal Siyaset kurumu tüm vatandaşları eşit gördüğü ve hak temelli bir yaklaşıma girdiği zaman hayat bizlere daha kolay olabilirdi. Birinci basamak sağlık hizmetlerine benim gibi sosyal hizmet uzmanları ile desteklenmesi gerekir. Aile sağlığı merkezlerinde mutlaka sosyal hizmet uzmanlarının istihdam edilmesi gereklidir. Çünkü engelli çocuk doğduktan sonra aile çocuğun engelinin üstesinden gelemeyebilir. Bu noktada sosyal hizmet uzmanları aileye büyük ölçüde destek olup doğru şekilde engel grubuna göre yönlendirir ve çocuğun hakları konusunda bilgilendirip doğru kurumlardan yardım almalarını sağlar. Sosyal hizmet uzmanlarının toplumdaki görevi bu fırsat eşitsizliklerini en aza indirmek için aileleri bilgilendirmektir. Sosyal hizmet uzmanlarının bu konuda amacı ise ailelerin kolektif bir toplumsal bilinci ulaştırarak sadece kendi çocuklarına değil tüm engelli bireylerin bireylere nasıl davranacağı konusunda farkındalığa ulaşmalarını sağlamaktır. Eğitim konusuna gelecek olursak her okulda bir sosyal hizmet uzmanının istihdam edilmesi gerekmektedir. Engelli birey ve aileleri akran zorbalığı ve çocukların velileri tarafından zaman zaman mobbinge maruz kalabilmektedir. Fiziksel görüntüsü sebebiyle engelli bireyler acımasız davranışlara maruz kalabilirler. Engelli çocuğun ailesi yeterli ilgiyi gösteremeyebilir. Ve bu sebeple engelli bireylerin motivasyonu düşer ve derslerinde yeterli başarıyı sağlayamayabilirler. Özgüveni eksik olabilir ve topluma yeterince karışamazlar. Bu problemin çözümü konusunda okullarımızda sosyal hizmet uzmanları tarafından verilecek danışmanlıklar büyük önem taşımaktadır. Okullarda bu konuda çocuklara velilere ve engelli çocuğun ailesine verilecek olan danışmanlıklar toplumsal bilinci arttırmayı hedefler ve bireyi toplumla bütünleştirmeyi sağlar. Kendimden örnek vermek gerekirse ben bir görme engelliyim. Ve hayatım boyunca ailemin çok büyük destekleri oldu. Her zaman maddi manevi desteklediler. Hayatım boyunca motivasyonumu her zaman en üst düzeyde tutmak için ellerinden geleni yaptılar ve topluma özgüvenli bir birey olarak katılmamı sağladılar. Ailemin ve ailem ve eşim hiç elimi bırakmadı. Yeri geldi, gözüm oldular. Burada en önemlisi aile desteğidir. Bugün buradaysam güçlü bir birey, güçlü bir kadınsam ayaklarım üzerine güçlü bir şekilde basıyor ve Dimdik ayaktaysam aileme minnettarım. Benim ailem yapabildi ama yapamayan ailelerin yerine devlet el atmalı ve engelli bireyi, bireyi hayata kazandırmalı. Ailelere sesleniyorum. Lütfen çocuklarınıza destek olun. Ellerinizi ve ilginizi asla üzerlerinden çekmeyin. Güçlü bireyler, güçlü kadınlar hayata kazandıralım. Çünkü bizler de bu hayatta varız, var olmaya da devam edeceğiz. İkinci arkadaşım Elif Gamze Bozo, 39 yaşında bir cam kemik hastası. Büyük zorluklarla ilk öğretimini tamamladıktan sonra önce halkla ilişkiler ve tanıtımdan mezun, daha sonra adalet okumuş. Halen hukuk fakültesi öğrencisi bir arkadaşım. Bu arada çok sayıda gazetecilik, muhabirlik yapmış, çağrı merkezi çalışanı olmuş ve emekliliğe hak kazanmış bir birey. Eş zamanlı olarak edebiyat, fotoğrafçılık ve resim sanatıyla aktif olarak ilgilenen biri, uluslararası dernek üyelikleri olan bir aktivist aynı zamanda, çok sayıda ödül sahibi de olan sevgili Elif, kısacası hayatın içinden aktif bir engelli. Buyurun Elif Hanım. Ben tutayım mı? Değerli vekilim, sayın e, basın mensubu meslektaşlarım, değerli dinleyiciler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Politik sistemin biz insanlara ve doğadaki canlılara yaşattığı kapitalizmin var olma gücüyle hem fiziksel hem de ruhsal hasarlar bırakmaktadır. Savaşlar, ağır yaşam koşulları ve ağır işlerde çalıştırılma, sağlıksız beslenme, genetik hastalıklar, akraba evlilikleri, trafik kazaları, aile içi şiddet ve son yıllarda meydana gelen depremler, yangınlar engelli sayısını artırmaktadır. Anayasamızın 49. maddesi çalışma herkesin hakkı ve ödevidir. Anayasamızın 50. maddesinin İkinci fıkrası, bedeni veya ruhi yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlarlar. Ve yürürlükte olan 5378 sayılı engeller kanununa göre ise engelli doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerin çeşitli derecelerde kaybedilmesi nedeniyle toplumsal yaşam yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma bakım rehabilitasyon danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi olarak tanımlanmaktadır. Anayasamızın güvence altına aldığı engellilerin hakları konusunda uygulamada denetim ve tedbir mekanizmalarımız yetersiz kalmaktadır farklı engel gruplarında farklı önleyici ve koruyucu düzenlemelere ihtiyaç bulunmaktadır. Peki, engelli kadınlar ve engelli çocuğa sahip kadınlarda ise engelli kadınlar hem engelli hem de kadın olmaktan kaynaklanan çoklu ayrımcılığa, çoklu ayrımcılığa dayalı sorunlar yaşamaktadır. Türkiye'nin 2007 yılında imza attığı Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesi taraf devletler engelli kadınlar ile kız çocuklarının çok yönlü ayrımcılığa maruz kalmakta olduğunu kabul eder ve bu bakımdan onların tüm insan hak ve temel özgürlüklerinden tam ve eşit koşullarda yararlanmalarını sağlamaya yönelik tedbirleri alır der. Bu doğrultuda engelli kadınların ve kız çocuklarının toplumsal yaşama ve karar alma süreçlerinin tam ve etkin katılımı uluslararası mevzuatta yer alan insan hak ve özgürlüklerinden yararlanmaları konusunda çalışmalar yapılmalıdır. Engelli kadınların toplumsal yaşamda karşılaştıkları ayrımcılığın temeli aslında ailede başlamaktadır. Sağlıklı olan çocuklar aileler tarafından bir hayat sigortası gibi görülüp onlara sağlanan eğitim ve iş olanakları ne yazık ki engelli kız çocuklarına çoğu zaman sağlanamamaktadır. Bunların yanında zihinsel engelli kız çocuklarının ve kadınların özellikle aile içi ya da yakın çevresinden fiziksel şiddet görmeleri veya cinsel istismara uğramaları çoğu zaman kamuoyunu da yansıtmakta ve olayların hukuki boyutları, vicdanları daha da derinden yaralamaktadır. Öte yandan engelli çocuklara sahip anneler de tüm bu zorluklar karşısında sosyal ve politik destekte, desteğe ihtiyaç duymaktadır. Türkiye'de engelli çocuğa sahip birçok kadın veya engelli bakımını üstlenen kişiler sosyal hayata katılamamaktadır katılamadıkları gibi engelli bireylerin tüm öz bakımını da tek başlarına üstlenmektedir. Çünkü anneler engelli çocuk dünyaya getirdikleri için hem eşleri hem de eşlerinin aileleri tarafından çoğu zaman ayrımcılığa uğramaktadır. Bu süreç aile içinde ötekileştirilen engelli bireyi toplum tarafından da dışlanmaya sürüklemektedir. Engelli bakımı üstlenen kadınlar da emekleri görünmeyen ve emeklerinin karşılığını almayanlardır. Engelli bakımı yapan kadınların emeklerinin karşılığını alması, emekli olmaları temel insan hakkıdır, ilgili devlet kurumlarının ivedilikle hayata geçirmesi gereken konularının başında yer almaktadır. Sosyal devlet anlayışıyla engelli bakımını üstlenen kadınlara, erken emeklilik haklarının verilip onları sosyal güvenceye kavuşturulmak üzere kavuşturulmak ülkemize engellilikle mücadele atı, mücadelede atılacak en önemli adımlardan biridir. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. İki arkadaşıma da teşekkür ediyorum. Son olarak şöyle bitireyim. Amacımız bağımsız yaşam hakkını savunmak engelliliğin bir muhtaçlık temelinde değil, hak temelinde yürütülmesine ve iktidarın bunu böyle görerek elinde bir güç olarak tutmasını değil, hak ettikleri ortamı hazırlamasını sağlamak istiyoruz. Bu konuda da çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hepinize dinlediğiniz için teşekkürler. var vatandaşlar. Bugün de görüştüğümüz birkaç eczaneci özellikle Eylül-Ekim aylarında ithal ilaç sınıfında ciddi sıkıntılar yaşanabileceğine vurgu yapıyorlar. Sizin bu anlamdaki bu konuyla ilgili tespitleriniz neler? Teşekkür ederim. E, aslında bu sıkıntı son 5 yıldır mevcut. Tamamen e, döviz kurlarındaki dalgalanma ile ilgili. Biliyorsunuz ilaç e, fiyatlandırması bir komisyonun aldığı euro hesabına dayandırılarak yapılıyor. Maalesef birçok konuda olduğu gibi ilaçta da ithal bağımlı olduğumuz için en sonki kararname ile euro kuru 14 küsür, 14 lira diyebiliriz. 14 liraya fixlendiği için biliyorsunuz gerçek euro kurunun neredeyse yarısı kadar bir rakama fixlendiği için uluslararası endüstrinin elinde olan ilaç endüstrisi Artık yavaş yavaş pazardan çekilmeye başladı. Bizim elimizde olan yerli üretiminde hemen hemen tamamı ham maddede ithal bağımlı olduğu için aslında gerçek bir yerli üretim de yapılmıyor ülkede. Dolayısıyla bizim birçok ilaçta piyasada son derece böyle hastalıklara spesifik olarak duyurduğumuz ama aslında geniş kapsamlı yüksek tansiyon ilaçlarında, göz damlalarında, antibiyotiklerde, Ağrı kesicilerde yani sık kullanımda olan, halkın hemen hemen tamamının kullanımında olan ilaçlarda da çok büyük sıkıntı var. Ve tabii kur dalgalanması, ekonomi böyle gittikçe euronun yarısından hesaplanan bir rakamla ilaç endüstrisinde bunu sürdürmesi mümkün değil. Bir bir pazardan çıktıkça eşdeğer ilaç uygulamasına gidiliyor ama eşdeğer ilaçta da dediğim gibi yerli üretim aslında anladığımız anlamda yerli üretim değil ekonominin böyle gittiği zaman e, süresince mutlaka bu krizi yaşayacağız, daha derinden yaşayacağız. Bunun birkaç yolu var bu geçiş döneminde. Bir kere e, kur e, ayarlamalarını daha sık aralıklarla yapabiliriz bu dönem için. Tabii esas istenen ekonominin düzenlenmesi ama bu dönemde kur ayarlamalarını daha sık yaparak uluslararası ilaç firmalarının sistemde kalmasını sağlamak tabii bir taraftan da teşviklerle yerli üretimi desteklemek bizim esas ham madde ve ambalaj konusunda e, kendi ayaklarımızın üzerinde duran bir sisteme geçiş sağlamamız gerekiyor. Bu krizi daha maalesef çok yaşarız ama tabii bazı hayati ilaçlarda olunca e, gerçekten insanlıkla bağdaşmayan görüntülere de neden oluyor bu. Ee, ama e, şu andaki iktidarın bunda geçiş yolu olarak en sık kullanılabilecek yöntem sık aralıklarla kur revizyonu olmalı. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler, sağ olun. Evet. Evet.